Herkese merhaba sevgili dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu sağlığımızı bozan 5 mekanizma. Vücudumuz genellikle mikrobiyal, genetik, çevresel ve yaşamsal faktörler nedeniyle hastalanmaktadır. Bu faktörler genellikle vücudumuzdaki birçok molekülü pozitif veya negatif yönde etkileyerek bizim sağlıklı kalmamıza ya da hastalanmamıza neden olur. Ve dolayısıyla sağlığımızı etkilerler, yaşamımızı değiştirmeleri mümkün hale gelir. Beslenme, özellikle bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücudumuzda bulunan 11 adet sistemimizin sağlıklı ve düzenli çalışmasının ana faktörlerinin başında yer alır. Çünkü canlılar olarak bizler hücrelerimizin daha sağlıklı beslenebilmesi için ve yaşamımız için gerekli olan enerjiyi sağlayabilmemiz açısından gerekli olan besinleri almamız gerekmektedir. Gerçekten anne karnına düştüğümüz andan itibaren annenin beslenmesi ve bizim de doğduktan sonraki süreç içinde beslenmemizin çok iyi koşullarda olması gerekir ki bizler hasta olmayalım. Ama tabii ki bu herkes için geçerli olan bir durum değildir. Çünkü herkesin ekonomisi ve aldığı besinler farklı olmaktadır. Bunların haricinde gıdalarımızdaki besin değerlerinin de düştüğünü ve neredeyse çok düşük değerlere indiğini bilmekteyiz ve görmekteyiz. Vücudumuzun sağlıklı kalabilmesi için beslenme ve suya ilaveten şu 5 noktaya vurgu yapmam gerekiyor. 1- Nitrik oksit, 2 antioksidanlar, 3 omega 3, 4 kolajen ve 5 mikrobiyata ve lifli beslenme. İlk olarak nitrik oksit. Nitrik oksit damarlarımızda, sinir hücrelerimizde ve immün sistemde üretilen bir moleküldür. Vücudumuzda düzenleyici, sinyal veren moleküllerin başında yer alır. Beslenme ile yani eksternal yolla sağlıklı nitrat ve nitrit aldığımızda nitrik oksit vücudumuzda üretilebilmektedir. Yeterli düzeyde almadığımız takdirde başta damarlarımız, sinir hücrelerimiz ve immün sistemimiz eksik çalışacak ve bozulacaktır. İkinci olarak antioksidanlar. Vücudumuzda, hücrelerimizde enerji üretimi esnasında oksidatif stres meydana gelmekte ve bu oksidatif stres başta hücrelerimizi olmak üzere vücudumuzu kötü olarak etkilemektedir. Yani vücudumuzda yaşlanmaya, çürümeye ve paslanmaya yol açmaktadır. Bunun için de düzenli olarak antioksidanları besin maddesi olarak vücudumuza almamız gerekmektedir. Vücudumuzda almamız gereken gıdalardaki besin değerlerinin düştüğü göz önüne alınırsa antioksidan alabilmemiz için gıda takviyelerinden yararlanmamız söz konusu olabilir. Üçüncü olarak omega 3. Vücudumuz maalesef omega 3 üretmemektedir. Omega 3 vücudumuzda özellikle sinir hücrelerinde olmak üzere vücudumuzun tüm hücrelerinin zarlarında bulunmaktadır. Eğer omega 3 yeterli miktarda alamazsak çocukluktan itibaren hücrelerimizdeki o zarların içinde omega 3'ler eksilecek ve hücre zarları bir kevgire dönecektir. Yani metabolik artıklar hücrelerimizin içine tekrar girecek ya da hücrelerimizde faydalı olan moleküller anında hücre dışına kaçacaktır. Bu nedenle omega 3 gerçekten çok önemli bir moleküldür. Hatta gebe anneler hamile kaldığını öğrenmeden önce hamile kalma çalışmaları yaptığı dönemlerde dahi omega 3 başlamalıdır. Sağlıklı çocukları doğurabilmek için ve çocukların daha iyi hayata başlayabilmeleri için bu elzem bir durumdur. Günümüzdeki beslenme modelleriyle omega 3'ü yeterli miktarda almamız maalesef mümkün değildir. Bu nedenle takviye gıda olarak alınmalıdır. Eğer omega 3 yeterli miktarda alınmazsa hastalıklara yol açacaktır. Dördüncü mekanizma ya da faktör kolajen. Kolajen bir binanın ana karkasını oluşturmaktadır. Yani binanın kolonları, çimentosu, demiri ve katlarını oluşturmaktadır. Ve çoğunlukla hücrelerin yerleştiği ekstraselüler matriks denilen bir ortamın ana molekülüdür. Vücudumuzda 18 yaşından sonra kolajen azalmaya başlar. Bu azalışın daha çok arttığı yaş 40 yaşından sonradır. 70 yaşına geldiğimizde ise vücudumuzdaki kolajen miktarı 2/3 oranında azalmış durumdadır. Buna bağlı olarak vücudumuzda cilt kırışıklıkları ve yapı deformiteleri
belirtileri ortaya çıkmaktadır. Sert ve kemik dokularımız etkilenmektedir. Biz bu etkiyi sadece dışarıdan fiziksel olarak görmekteyiz. Ancak vücudumuzun içindeki hücrelerimiz de kolajen eksikliğinden etkilenmektedir. Hem yapısal olarak hem de fonksiyonel olarak. Bu nedenden dolayı bugünkü beslenme modelleriyle alamadığımız kolajeni biz hidrolize kolajen olarak vücut dışından, yani gıda takviyeleri yoluyla almamız gerekmektedir. Günlük 5 ila 30 gram önerilmektedir. Beşinci mekanizma ya da faktör, mikrobiyata ve lif. Çoğunlukla bağırsaklarımızda yer alan mikrobiyata özellikle son yıllarda önemi gerçekten anlaşılır hale geldi. Ve bağırsaklar artık ikinci beyin olarak adlandırılmaktadır. Vücudumuzda biliyorsunuz trilyonlarca hücre var. Ama mikrobiyataya baktığımızda vücudumuzdaki hücre sayısından 2-3 kat fazla olduğunu görüyoruz. Vücudumuzda mikrobiyata sadece bağırsaklarımızda bulunmamakta. Diğer organların da mikrobiyatası olduğu zamanla ortaya konmuş durumda. Mikrobiyata doğar doğmaz vücudumuzda şekillenmeye başlamakta ve yaşlandıkça çevresel faktörlerle, beslenmeyle ve birçok olumlu ya da olumsuz faktörlerle etkilenmektedir. Örneğin aldığımız ilaçlar, antibiyotikler mikrobiyatamızı negatif olarak etkileyebilmektedir. Bu nedenle bağırsak mikrobiyatamızın normal tutulması önemlidir. Eğer mikrobiyatamızda olumsuz, negatif gelişmeler ortaya çıkarsa artık hastalıkların başlangıcı da ortaya çıkacak demektir. Öncelikle bağırsak, mide ve bağırsak sağlığı, daha sonra da vücudumuzdaki diğer organlarımıza yönelik hastalıklar ortaya çıkabilecektir. Mikrobiyatamızı ve bağırsak sağlığımızı korumak için lifli ve posalı beslenmek gerekmektedir. Bunları da ihmal etmeyelim sevgili dostlar. Bu 5 mekanizmayı eğer doğru olarak kullanabilirsek, doğru yönlendirebilirsek, beslenmemize ilaveten doğru gıda takviyeleri alırsak vücudumuz dinamikleşir, hastalıklara yatkınlıkları azalır, hücresel performansı artar ve yapısal görünüm pozitife doğru kayar. Yani yapısal problemler ortadan kalkabilir. Dimdik ve sağlam bir vücuda sahip olabiliriz. Ne kadar bu 5 tane mekanizmayı, 5 tane faktörü erken yaşlarda başlarsak ileri yaşlara daha sağlıklı girmiş oluruz. Evet sevgili dostlar, kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Öğrenmek ve sormak istediklerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıklı kalın sevgili dostlar.